Anda evet kaydını doluşturdum. Evet şimdi çok de ilginç bir hastalık yine tedavisi mümkün olmayan zamanlardan tanı alıp hatta ne olduğu bilinmeyen zamanlardan tanı alıp bugünlere geldi Turgay Bey. Ve şimdi Turgay Bey'den savaşını dinleyeceğiz. Heyecan var mı Turgay Bey? Oldukça. Hiç gerek yok. Sanki biz bize konuşuyormuşuz gibi yapacağız Evet, Turgay Bey. Turgay aynen Bey Beşiktaş'ta olduğu için bir kahraman değil, İPF ile savaştığı için bir kahraman. İPF'de nedeni belli olmayan akciğerlerdeki yaralanma nasıldı Turgay Bey? Sizi bir tanıyalım. Turgay Bey evet. kimdir? İsmim dediğiniz gibi Turgay Suyolcu. 54 doğumluyum, 66 yaşındayım. İki kızım, bir oğlum var. Allah Bir bağışlasın. de 15 aylık Doruk Turgay torunum var. Oy, oy, oy. Maşallah, maşallah. Hayatımıza ayrı bir renk katıyor. Ben İPF 13 yıl oldu tahmin ediyorum. İşte onu gelelim sürpriz yapalım. Rekortmen. Rekortmen değil Maş nazarımız değmesin. Maşallah. Tık 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 Sağ ol. tık ama öncesinden Sağ başlayalım biz. ol. Öncesi benim bir problemim yoktu aslında. Yok biliyormuşum herhalde ben. Bir problemim olduğunu. Eşim benim romatizma tedavisi görüyor. Ege Üniversitesi'nde. Doktor isim söyleyebiliyor muyuz? Söyleyebilirsin tabii. Evet. Romatizma profesörü Yasemin Hanım da şey hastası. Romatizma. Belki Geçmiş 25-30 olsun. senedir, 30 senedir onun hastası. İşte bir gün gittiğimizde kontrole. Benim hiçbir sıkıntım, bir derdim yoktu veya vardı da tabii ben farkında değilmişim. Fark etmemişim. Tam kontrolden çıkarken aklıma geldi. Hocam dedim, benim ayağım, şu dizimin altı var ya, baldırlarım ağrıyor. Yani gençliğimden beri hala var o ağrılar. Uykumda ağrı. Yani normalde hiç ağrı çekmem de, fakat uyuduğum zaman uykumda uyandıracak derecede ağrılar olur. Ona da hocam dedim, bir bana ağrı hapı yazar mısınız? Bu sefer bana dedi, bir dinleyeyim senin sırtını. Sırtımı dinledi. Senin dedi akciğerinden, karaciğerinden, hatta böbreğinden iyi sesler gelmiyor dedi bana. Bir taliler verdi. Ben de hatta kızdım ya, dedim, bir ağrı hapı istedik, bir sürü taliler verdi falan. Hastaneye gidince öyle olmaz mı zaten hani Evet, çıkamayız girdik mi çıkamayız. çıkamıyoruz değil mi? Sonra hatta arabanın torpidosunu attım bana, durdu haftalarca. Eşim devamlı baskı yaptı. Talihi yaptırmam için. Neyse bir gün Akhisar'da, burada arkadaşımla gittim, yaptırdım. GGT yağ oranı 400 olmuş benim. Yağ oranı çok yüksek olduğunu söyledi. Dedim nedir? Vallahi doktorum bilir dedi. Gittik biz tekrar doktorumuza, acil bir sefer. Gittiğimizde bana işte başka da tomografiler, MR'lar, bir sürü daha taliler verdi falan. Baya sürdü bu olaylar yani. Tabii. Baya Siz tabii sürdü. arka planı görmüyorsunuz ama arka planda da Tabii. multidisipliner bir yaklaşımla Turgay Bey'in dosyası inceleniyor. Hani Evet. göğüs hastalıkları ya da ne bileyim işte hangi klinikler varsa bu sürecin içerisinde Evet. Turgay Bey'in sonuçlarını konseyde Evet. beraber değerlendiriyorlar. Evet, Turgay Evet. Bu arada tabii taliler şeyler deyince, en sonunda bunları hallettikten sonra doktorum dedi ki, senin dedi karaciğerin sağlam, hiçbir problemi yok, ama sen dedi eski yıllarda ameliyat olmuşsun, safra kesesi ameliyatı, oradan dedi bir problem var, seni dedi gastrolojiye yönlendireceğim. Gittik gastrolojiye yönlendirdi, gastroloji Doktor doktoruna doktor gittik, geziyorsunuz. geziyoruz. Evet. O zaman da gastroenterolog Ulus Bey, Sene ona kaç gittik. bu arada? Sene Sene kaç? 2008 yanılmıyorsam. 2008 yılları. 2007 sonu olabilir, 8 olabilir. 8. Neyse gittik gastrolojiye. O gastroloji hocası da verdi bir takım şeyler, tahliller falan. Bir takım tomografiler yine ayrıca. Bu sefer gastroenterolog doktoru dedi ki, bunu dedi, bu tahlilleri de nereye götürürseniz dedi, yani siroz derlerdi, ama senin de karaciğerin sağlam.
bu sen şeyde. Sende bir durum var yani. Bir durum var. Bu ameliyat dedi orada bir hatalı veya dedi o anki şartlara göre dedi o zamanki de. Komplikasyon ancak, gelişmiş. Evet gelişmiş. Safran geçmedi. Neyse tedavi etti. Yine geçti aradan Kamil Bey bir müddet 3-5 ay gibi bir zaman geçti. Doktorum demişti ya Yasemin Hanım siz bir de akciğer böbrekten de şüpheleniyorum demişti. Bir böbrekçiye gittik. Onu da hallettik. Sonra akciğer deyince tavsiye üzere Nesrin Hoca'ya bizim gittik. Hanım, selam gönderiyoruz Nesrin Hoca'ya. Selamlar Nesrin Hoca'mıza sağ olsun. Onun sayesinde yani gerçekten onun hakkını ödeyemeyiz. Sizlerin hakkını Nesrin Hoca'nın ekibine yani gerçekten hepsi Cengiz Bey'den hepsine Damla Hanım'ın hepsinin bizde hakkı vardır. Covid-19 karşısında hani verdikleri özverilerden dolayı bütün sağlık çalışanlarına da evet hepsine çok teşekkür ederiz. Onlar hakikaten cephede savaştalar yani gerçekten. Aynen öyle. Onlar savaştalar, askerlik yapıyorlar yani gerçekten. Allah onları korusun yani. Amin. Gerçekten. Amin. Bu sefer eşime dedim sen de akciğerlerini bir kontrol ettir. Biz beraber gittik Nesrin Hoca'ya ilk tanışmamız. Gittik işte filmler falan biliyorsunuz tarihler. Sen sınıfta kaldın. Ben kaldım. Nesrin Hoca dedi eşime sende bir şey yok dedi. Bana dedi ki benim için senin eşimiz uzun bizim dedi. Hocam dedim karıştırmayasınız şöyle. Dosyaları falan. Eşim dedim öksürüyor. Sonra merdiven falan yerineyim ikinci katta. Ya tabii ki zorlanıyorum ama ben zannediyorum ki yani telefonunuzun görüntüsünü bir daha düzeltme şansı olur mu? Yüzüncü gün. Tamam gayet güzel. Ben zannediyorum ki artık yani biraz kilodan biraz da tabii yaş oldukça insanlar tabii zorlanıyor diye düşünüyorum. Azalıyor veya yoruluyorum dediğimizde aa ben daha kötüsüyüm falan diyor herkes. Tabii o şekilde. Aynen öyle. O konuya da geleceğiz. Onun adı görünmez engellik. Madem geldi konuşalım atlamayalım. Evet. Çok sıkıntı yaşıyoruz. Dediğiniz gibi hani birine bir dokunuyorsun bina hışırtıyorsun ama bizim ağımız onların ahırı aynı değil işte. Değil. Evet gerçekten öyle. Peki siz muhtemelen hani sıkıntılarınızı çevrenize de anlatamadınız değil mi? Çünkü görünüşte tabii. Gibi duruyorsunuz. Aynen öyle. Yani. Aynen öyle. Vallahi Kamil Bey ben işte 13 yıldır neysem yine aynıyım. Yani çok az bir fark Allah vardır. Allah bozmasın maşallah diye. Evet aynen öyle. Bir de şöyle Nesrin hocamız bize deyince artık bir sürü tabii biliyorsunuz gel git 5-6 ay sürdü bizim gelip gitmemiz bu İPF ile ilgili. Tabii. Tanı konuldu. 13 yıl oldu. Tanı konuldu. Ondan verdiler. Pulmoner fibrozis hastası. Fibrozis. Ondan sonra işte hocam nedir? Tabii araştırıyoruz da şeye bakıyoruz internetten. O 3 yıl yaşıyorsun, 2 yıl yaşıyorsun. Benim moralim o an çok bozuldu tabii. İşte biz falan. O yüzden sizi zaten programa çağırdık ki ilk tanıyı alanlara Turgay Bey sürprizi versin. Turgay Bey. Evet. Maşallahı var. 13 yıldır İPF'de çok şükür, çok şükür gerçekten. Bir de Kamil Bey şöyle, ben 13 yıl evvel tanı konuldu ya. Ben kendim ilaç da yoktu. O zorlukları yaşadık, onu da anlatayım olmazsa. Tabii, lütfen. Şimdi lütfen. O yıllarda tanı konuldu, bir ilacı yoktu. İlacı yoktu. İşte hocamız kortizonla falan idare ettik. Sonra hocamız dedi, bir ilaç dedi, denenmişti bazı ülkelerde. Netice alındığını söyleniliyor. Takip ediyoruz. O ilacı dedi isterseniz dedi siz kabul ederseniz tabii dedi. Düşünün dedi. Klinik o ilacı araştırma. Tabii. Dedi bizde tabii yani bize fayda olmazsa inşallah olur. Olmazsa bizden sonrakilere bir evet, şeyimiz olur. Bir faydamız dokunur diye kabul ettik. O ilacı kullandık. Yanılmıyorsam bir buçuk. Kaderimiz aynıymış. Ben de benzer bir şey yaşamıştım. Aynı şekilde yurt dışında bir ilaç çalışmasına katılmıştım. Ve ondan sonra da bizim ilacımız olarak kaldı şans. Siz de aynı şeyi yaşamışsınız. Yani. Evet, aynı. Fakat biz o ilacı 1,5 sene falan kullandık. Bana çok iyi geldi o kağıdı. Maşallah. Senin o için ilaç... özel yapmışlar sanki. Evet, aynen öyle. Sonra fakat şansıma, benim şanssızlığıma bu ilacı
çok az bir kişiye iyi geldiğinden genelde Sağlık Bakanlığı'nın ruhsat almamış. Sonra o ilaç verilmedi. Verilmedi. Hı-hı. Yine biz bir ara verdik. Bir de o ilaç kullanmamız için, şimdi öyle değil herhalde, bizim ilacı kullanmamız için ameliyat ortamında akciğerden parça alındı. Ameliyat olduk yani bir de. Tabii. Başlarda öyle oluyor. Hani gerçekten evet. İPF mi? Hani kurum ödeyecek yani. Bu, evet. Hani onun için herhalde değil mi? Aynen. Evet. Ruhsatlandırma sürecinde. Tabii. Neler çektik, ameliyat olduk. Ameliyattan zaten korkuyoruz. Başıma geliyor. Falan derken. Orada kamera uzaklaştı sizden. Kamera kaçıyor Turgay'dan. Kaçıyor değil mi? Dayanamadı benim şeyime. neyse. Ameliyattan sonra ilaç verildi. Sonra çok iyi geldi. Hatta Nesil hocamız söylemişti. Bu ilaç hakikaten sana çok iyi geldi. Ben daha dinç gidiyordum yani kontrollere. Ayda bir falan gidiyorduk o yıllarda. Sonra üzülmeye başladık tabii, ruhsat alınmayınca. Hocam ne yapacağız falan. Dedi hiç merak etme dedi. Bir sürü silahımız olacak elimizde dedi. Başka bir ilaç dedi denenmiş. Çok dedi faydalıymış o ilaç. Onu deneyeceğiz yakın zamanda. Sonra işte bu OFEF ilacı. Biz ilaç ismi vermeyelim. Vermeyelim yani, pardon. Yani ilaç, başka ilaç. Verelim. Endikasyon ismini verebiliriz. Yani öyle mi? Tamam. Şey vermeyelim. Bu başka bir ilaç denendi. İşte o da iyi geldi. Bunun bazı yan tesirleri var. Yok değil. Bazı, ben grupta da arkadaşlara bakıyorum. Yan tesirleri yazıyorlar gruplara. Bir de çok güzel bir noktaya değindiniz. Şunu da söylemek lazım. Her hasta kendine münferit bir vaka. Yani aynı etkileri aynı hastalar aynı tedaviden alamıyorlar. Çünkü altı yatan nedenler birbirinden farklı. Nedeni belli olmayan çünkü hastalık. Dolayısıyla birbirleriyle karşılaştırma yapmayın. Birimize yarayan şey öbürüne yaramıyor. Yaramıyor olabilir. Şey tabii. Yaramıyor. Tabii. O yüzden tabii. Zaten işte ilk verilen ilaç bana çok iyi geldiğine göre, ama genelde iyi gelmemiş. Demek ki herkesin şeyi ayrı. Bu ilacın bazı şeyleri var. Bulantı gibi, ishal gibi var ama ben fazla etkilenmiyorum. Onun da çaresini buldum. Yani tabii kontrol şeyleri var. Yani, evet. Başka ilaçlar da kontrol altına alınabiliyor bu etkilerde. Ben başka ilaçlar da değil Kamil Bey. Mesela bulantı şöyle oluyor yani. Diğer arkadaşlarım da ben bakıyorum sorduğumda. Sabah mesela kahvaltı yapıyoruz. İlacı alıyoruz. Olmadan ben hemen bir şeyler atıştırıyorum. Hiçbir şey bulamazsam bisküvi gibi şey gibi veya bir şeyler yapınca o bulantıyı alıyor. Alıyor. İsali de idare ettim. Bir de şöyle, bu koronavirüs şeyin bir bana herhalde faydası oldu. Şimdi dışarıdan ekmek almaya çekiniyoruz, tedirginiz yani. Acaba fırıncının bulaşıyor. Evde ekmek yapıyoruz. Tam buğday ekmeği. Yani fırından da buğday ekmeği alıyorduk ama onlar herhalde tam buğday ekmeği değil yani. Evet, kandırıyorlar insanları. Değilmiş. Biz un fabrikası olan kızımın arkadaşı var. Ona özel un, bize buğday unu aldık ondan. Ondan ekmek yapıyoruz. Ben o günden beri ishalim geçti gibi bir şey yani pek. Olmuyor yani. Sizi kadar değil. Orada rahatım. Orada rahatım. Şimdi pardon. Dinlenebilirsiniz. Yok, yorulmadım da. Nefese diyoruz biz. Paha biçilmez. Nefes aldık. Çomut var. Nefesi biliyoruz. Hiçbir sıkıntım yok çok şükür. Vallahi ben bazen de diyorum acaba ben İPF değil miyim? aman şimdi şöyle söylemek lazım. Hastalığımızla ilgili bir bağlayış sürecimiz var bizim. Evet. Çok iyi geçindiğimiz bir süre. Amacımız da zaten bu tedavilerle o bağlayış sürecini mümkün mertebe uzatabilmek. O bağlayı bittikten sonra işte can derdine düşmeye başlıyoruz. Çok fazla da yapacak bir şey kalmıyor geriye. İşte akciğer nakline doğru hızlı bir süreç gidiyor. Evet. Akciğer nakline de herkes erişemiyor tabii. Evet. Tabii o yaş şeyi de var değil mi? Akciğer 65 yaş son. Son. 60-65 yaş arasında biraz şartlar değişiyor. Çünkü bizim insanlarımızda hani hayat koşullarından galiba vücut daha çabuk yıpranıyor. Doğru. Dolayısıyla hani bu ameliyat da neredeyse insanı ikiye bölüyorlar. Hani çok zor bir ameliyat sonuçta. Evet. En zor ameliyatlardan değil mi herhalde? En zor. Kalp ameliyatlar falan daha zor.
Evet. İşte bu şekilde şimdi idare ediyoruz. Bir de bizim o yıllarda mesela kalbimize hortumla kamerasını çektiler. Yani çok zorluklar yaşadık. Yani ilk kez kamera karşısına çıkmıyorum diyorsun. Daha önce de çıktım diyorsun. Evet, yani. Kalbim dahi çıktı. Kamera karşısına ben de geçmiş yıllarda dediğiniz gibisin. İPF öncesini sordunuz ya. Çok sosyal hayatım vardı. Yine var sosyal hayatım. Siyaset yapıyorduk. İşte parti başkanlığı yaptık. Sonra şimdi Beşiktaş'la ilgili işte ne olacak bu Beşiktaş'ın hali hocam? Beşiktaş'ın hali falan bütün 3 takımın da hali iyi değil. Ekonomi çok kötü. Ekonomi çok kötü. Ben hem dernek kurucu üyesiyim 2003 yılından beri. 2016'dan bugüne de başkanlığını yapıyorum. Çocuklarım, eşim, kızım hepsi kongre üyeleri. Kendim bu sene Ocak ayında divan kurulu üyelerinin hakkını kazandım. Yani İPF'ye teslim olmamışsınız. Olmadım. Tabii. Şimdi bu koronadan sıkıntımız, mesela alışkınız evdeyiz de, fakat sosyal faaliyetlerden dolayı işte İstanbul'a, Beşiktaş'a maça gidiyorduk. Ne bileyim divan kurulu toplantılarına gidiyorduk. Kongrelere gidiyorduk falan. Çalıştay çalışmalarına gidiyorduk falan, bir eğlence, bir şey İPF aklımızın ucunda bile olmuyordu. İnşallah kısa bir zamanda bu koronadan bütün ülke, bütün dünya kurtulur da rahatlığınız yine sosyal faaliyetlerimize başlarız. Arkadaşlarımı İnşallah. Özledim mesela. Bir buluşuyorduk, konuşuyorduk, sohbet ediyorduk, maçlara gidiyorduk falan. Çok şeylerden mahrum etti bizi. İnşallah en kısa zamanda atlatırız. Tabii inşallah, inşallah. Sosyal çevreye herhalde bundan sonra dikkat ederek yapacağız bazı şeyleri. Evet, evet. Çok dikkat ediyoruz. Yani kurallara sosyal çok mesela. İyi uyuyoruz. Yani fazlasıyla uyuyoruz hep. Söylenenlerden de fazla. Fakat işte şöyle çıkmıyoruz ama çocuklarım iş yerine gidiyorlar. İş yerinden geliyorlar. İnşallah bir şey olmaz yani. Onlar da kendilerini gerçi ayrı, koruyorlar. Aynen. Tabii. Tabii. Vallahi peki. Arkadaşlarımız evet. Buyurun. Siz yakın çevrenizde hani tabii eşiniz çok büyük bir avantaj olmuş belki bu süreçte yanınızdaydı. Evet. Tanı alma sürecinde yanınızdaydı. Tanıyı alırken de yanınızda olduğu için hani doktorlar böyle bir tanıyı koyduğunda hani çevrenizi belki böyle bir mücadele içerisinde olduğunuzu inandırmanız kolay olmuştur diye düşünüyorum. Ezbere evet. Söylüyorum ama aynen, görünüşünüz öyle. De tam tersini söylüyor. Yani kimseyi evet. inandıramamışsınızdır gibi de geliyor maşallahınızı. Evet. Aynen öyle. Allah nazardan saklasın. Bazı arkadaşlarım sen bizi gömersin be. Kimseyi gömmeyin boşuna. Doğru abi, gerçekten. Şey söyleyeyim. Yani birçok hasta da bu süreçte yani annesine, yakınlarına, çocuklarına, çevresine ne kadar ciddi bir hastalıkla mücadele ederseniz eğer, savaşında hasta yalnız kalıyor. Hasta savaşında yalnız kalırsa evet. başaramaz yani. Evet, aynen bu, öyle. Bir ekip çalışması gibi. Evet. Peki siz atıyorum, şimdi ilk İPF tanısı koyan, yani aradan 13 yıl önce bir elimizde bir makine olduğunu düşünün. 13 yıl öncesine geri gittiniz ve Turgay Bey ile karşılaştınız hastanede. İlk tanıyı aldı. Ne söylerdiniz Turgay Bey'e? 13 yıl önceki Turgay Bey'e. 13 yıl önceki şu anki halimle mi? Aynen öyle. Hiçbir şeye kafanı takma. Moralini bozma. Kabullenme süreci çok önemli evet, değil mi? Siz evet, ne kadar evet. sürede kabullendiniz bu hastalığı? Valla ne kadar bir sene, bir buçuk, iki sene filan. Yazık oldu değil mi o bir buçuk? Evet sene. Yazık oldu. Bir de Kamil Bey şöyle şimdi ben diğer arkadaşlara, İPF'li olan arkadaşlarıma aynı şeyi paylaşıyoruz. Şeye kontrole gittiğimiz zaman tabii zaman zaman grup grup gidiyoruz ya kontrole. Gittiğimizde orada karşılaşıyoruz. Şimdi bazı hastalar işte merhaba konuşuyoruz, tanışıyoruz. İşte soruyorum ne zamanda geliyorsunuz, bu İPF hastasınız diye sorduğumda
İşte bazıları diyor işte benim çok oldu. Ne kadar oldu diyor. 3 yıl oldu diyor mesela. 2 yıl oldu diyor. Sizinki kaç yıl oluyor? Ben 13 sene deyince gözleri bir parlıyor. Bakıyor. İyi misin diyor hemen. Görünür gibiyim diyorum. Moralleri yani, düzeliyor. Tabii ki yani moralleri iyi düzeliyor. İyi örnekleri görmek lazım. Tabii, hatta tabii. Demek lazım ki yani Turgay Bey bunu başarmış. Niye ben de başaramıyorum? Ya da ben niye Turgay Bey'den daha iyisini yapamayayım ki? Böyle düşünmek lazım. Doğru ya. Yani. Benim onlara o konuda çok faydam oluyor. Kesinlikle. Yani moral kesinlikle. Olarak faydam oluyor. Seviniyorlar. Bir de ben bu 13 yıl oldu ya tanı kondu. Şöyle Kamil Bey, ben bu hastalığı ben de tahmin ediyorum. Bir 10 yıldan fazla belki evveli de olmuş olabilir. Ya zaten bir şeyden dolayı ortaya çıkıyor hani bir hastalık. Yani hepimizde aslında bir şeyler var ama işte o nedenini bilemedikten sonra idiopatik diyorlar işte. Nedeni belli olmayan. Belli olmayan. Nedenini bilseler çözecekler zaten belki de. O yüzden de neden bilinmeyen bir nedeni çözmek de çok zor bir şey. Ama şeyleri biliyorlar siz söyleyin hani. Nelere sebebiyet verdiklerini bildikleri için o sebebiyet verdiklerine göre tedaviler bulmaya çalışıyorlar. Evet. Aynen. Maşallah tıp da çok ileri. Yani bir 10 yıl önce işte Turgay Bey tanısını aldığında ilacı bile olmayan bir hastalıktan. Tabii ilacı şimdi... yoktu şimdi tabii. Belki daha ileride ilaçlar belki bir sürpriz bir şeyler inşallah. Bir şeyler de olabilir değil mi? Bir çalışma. Biz hep tıpta 10 yıllar çok büyük gelişmelere gebe diyoruz çünkü. Tabii. En güzel kanıdı sizsiniz. Tabii. İlk gittiğiniz Nesrin Hoca belki size dedi maalesef Turgay Bey bunun çaresi yok dedi. Evet. Şimdi ise şu ilacımı deneyelim bu ilacımı deneyelim. Tabii. Şimdi benim burada bir abimiz vardı. Bayağı yaşlıydı. Yeni vefat etti. Onda şey vardı. Ne diyorlar? Bizim hastalık gibi KUHA hastasıydı. Ben de ona devamlı işte tüp kullanıyordu, oksijen tüpü falan. Hı hı. Hatta bizim ayrıca ticaretle uğraşıyoruz biz. Tüp bayiliğimiz de vardı. Ondan sonra bana bahsediyordum ya işte bizim hocaya gitsen falan. Ya ben zamanında işte hocanın en iyilerine gittiydim. Şu an bizim yapacağımız bir şey yok. İşte ilacı belli, şeyi belli falan. Ben zorla ikna ettim onu. Sonra gitti de Nesrin Hoca'ya. Nesrin Hoca demiş hatta demiş, haklısın demiş. Senin gittiğin o doktorun demiş, benim hocamdı zaten demiş. Ama demiş, ilaçlar demiş. Şu an hocamız sağ olsa demiş. Bu ilaçları, kendi verdiği ilaçları artık tıp demiş. Her gün demiş, yenileniyor. Her gün gelişiyor. Tabii, yeni ilaçlar çıkıyor. Onun için daha faydalı ilaçlar olduğundan. Şimdi şey çok enteresan. Hani pulmoner hipertansiyon diye bir işte hastalığımızın çatısı. Öyle söylüyorlar. Pulmoner hipertansiyon 5 gruba ayrılmış durumda. İşte bir tanesi pulmoner arteriyel hipertansiyon. Katliye akciğer. 20 yıl önceki belki de tıp kitaplarında, tıp literatürlerinde bir paragraf yer alırmış yani. O bir paragrafta öğrenci, tıp öğrencisi ne öğrenecek ki zaten yani? Evet, değil mi? Ama şimdi geldiğimiz noktaya bakın. Tabii çok çok farklı tabii. Tabii artık tabii. Kendine ait kitapları var, ne bileyim makaleleri var. Ayrı bir bilim oldu yani IPF. Evet. Pulmoner hipertansiyon. İnşallah daha da yeni ilaçlarla tedavisi daha mümkün olur. Bir ilaçla atlatırız hastalığı. Veya durdururuz. Benim zaten 13 yılda en son çektirdik işte 3 ay oldu BT. Hı hı. %3 bir ilerleme olmuş. Stabil durumda yani. Şeyimiz. Pek ilerleme yok yani şeyde. Hastalıkta. Allah korusun. İşte yani ilerlemenin şeyi yok yani. Tabii. Bizim işte akciğer kendisini yenileyemeyen bir organ. Akciğer hasarlarında işte geri dönüş yok gibi bir şey yani. İnşallah hani tıp adamları bir çare üretir de akciğer kendini onaran bir organ haline gelir. Evet, inşallah çok iyi olur. Benim bu mesela bahsettim ya az evvel, daha bunun 10 sene evveli vardır tahmin ediyorum dedim ya. Ben bir gün iş yerimden bankaya gidiyordum bisikletle. Hiç unutmuyorum.
Ya, İş yerinden bankaya gidiyor. Bankaya gidiyorum. Altını çiziyoruz. Bisikletle, evet. Aynen öyle. Hı. Ama yaşım o zaman 30-35 filandır yani. Bayağı yıllar önce. Şimdi en fazla 40-45 gösteriyorsunuz. Tabii. Sağ ol. Teşekkür ederim. Bisiklete gidiyordum. Daha böyle yarı yola geldim. Yoruldum ben. Yoruldum, bayağı yoruldum. Hatta bisikleti bırakıp bankaya gittim, dönüşte aldım. Ya yani ben aslında yani gençliğimde işte Bağbahçe'ye bisikletle giderdim, gelirdim falan. Şeydim. Dedim herhalde ben artık zorlanıyorum falan. Şimdi hatırlıyorum da o yıllarda acaba bir altyapısı bu İPF'nin başladığı ufak yani içime mi girdi o şekilde. Neyse, bizim artık şey yapmamız oldu lazım bir yerden. Siz de kafanızı rahat edin. Rahat tabii. Olmuşa çare yok. Olmuşa çare yok. Tabii. Aynen öyle. Bunun sonraki süreci iyi yönetmemiz gerekiyor. Çok iyi yönetmemiz lazım. Peki Turgay Bey, siz tanıyı aldınız, İPF tanısını aldınız. Çünkü biz birçok hastadan da duyuyoruz, sizden de öğrenmek istiyoruz. Hastalığınızdan korktunuz mu? İlk zamanlarda korktum tabii. Peki öğrenmek istemediniz mi bende ne var diye? Yoksa öğrenmek mi istediniz? Yani korkarak hem öğrenmek istedim hem öğrenmek istemedim ama yani. Ama bir şey var yani. Düşünmek. Tabii. Bu kabullenme süreciyle ilgili, sizin 2 yıl sürmüş kabullenme süreciniz neredeyse. Tabii. Ya bir düşmanınızı ya da rakibinizi ne kadar iyi tanırsanız o kadar iyi yönetirsiniz. Mutlaka. Ama işte öyle olmuyor Kamil Bey, nedense. Yani bende de o şey eksiklik kabullenme herhalde. Süreci. Kabullenme o zor oluyor yani. Mesela bir başka bir şekilde doktorluk bir işim olsa da ben bayağı geç gidiyorum, aksatıyorum yani. Aslında yani yanlış doktor. Yanlış aynen. Yapıyorum yani, doktordan kaçan bir şeyim yani. Ama... Bir şey de söylerim arkadaşlarımıza. Şimdi biz nadir hastalığız. Bizim hastalığımızı herkes bilmez. Dolayısıyla nadir hastalık tanısı aldıysanız, nadir hastalık nedir? 2000'den az görülen hastalıklardır. Mutlaka hastalığınız konusunda en çok hasta görmüş merkezlere gidin. Merkez dediğimiz yer nedir? Hastalığın tanısını koyabilmek için birden fazla disiplinle beraber çalışabilen merkezlere gitmeniz gerekiyor. Tabii ki. Diğer yerlerde siz zaman kaybedersiniz. Yani öyle bir şey yok. Tabii. Merkezlere gidin. Merkez. Kontrol altında olun. Tabii ki. Bir de Kamil Bey İPF'yi çok kişiler bilmiyor zaten. Tabii. İPF'de ya KUHA'yı biliyorlar, şey yapar televizyonlarda da. KUHA herkeste görülen bir evet. Zaten hani doktor bile şu anda gitseniz hani atıyorum ezbere konuşuyorum. İlk aklına gelecek şey KUHA olabilir mesela, atıyorum ya da astım olabilir. Aha. Tabii. O yüzden hep bu tanıları bize öncelikle koyuyorlar. Gerçek tanı alma sürecimiz işte bu yüzden hani bu tedavilere cevap veremeyince bu hastalıklar elendikten sonra bakıyorlar hani KUHA değilmiş. Astım değilmiş, alerjisi de yokmuş. O zaman ne olabilir diyorlar mesela. Tabii ki ben şanslıyız biz yani. O benim ayağımın ağrısını doktora söylemem. İşte benim sırtımı dinlemesi. Doğru zamanda, doktorunun şanslı. Evet. Nesrin Hoca'ya yönlendirmeleri. Nesrin Hoca da bu İPF'ye bakan Ege'de tek doktor. Yani gerçekten. Zaten yani Nesrin Hoca ile beraber biliyorsunuz hasta bilgilendirme toplantılarına başladık. Evet, çok iyi oldu o. Çok iyi oldu. Ya ben ondan sonra bir tık daha değiştim. Yanılır mısınız? Şöyle bir şey de oldu. Ben de bir tık değiştim. Nasıl oldu derseniz eğer. Şimdi biz hocamız eğitim faaliyetlerine başlıyor. Tabii ki kimseye de dur diyemiyor. Hani herkesi belirli bir sayıyla, sırayla programlara almaya çalışıyorlar ama yok, yapılmamış Türkiye'de. Herkes de katılmak istiyor. Evet. Biz öyle bir noktaya geldik ki ya hani bütçemiz artık yetmiyor. Yani biz artık hani yeni talebe ya da yeni hasta kabul edemiyoruz. Yetmiyor, olmuyor. Evet. Nesrin Hoca diyor ki olacak. Hemen aradık, Turgay Bey'den yardım istedik yani o süre içerisinde. Ve Turgay Bey bize yardımcı oldu. O sayede bir tane eğitimimizi de tamamlayabildik yani. Çok teşekkür ediyoruz sizin. Rica ederim. Ne ki daha fazlasını ne yapabilsek. Şimdi doktorlar çok yoğunlar. Tabii ki gün içerisinde de rutinleri çok yoğun. O yüzden bizim gibi zor hastalıklar için zamanları yok. Yani bize ayırabilecek. Evet. Çünkü dışarıda bir sürü hasta bekliyor aynı zamanda. Biz nadir bir hastalığız. Çetrefilli bir hastalığız.
İki dakikadan anlatacak bir şey yok ki bizim hastalığımızın. Evet. Bu yüzden bizlere eğitim faaliyetleri düzenleniyor. O yüzden o eğitim faaliyetlerine katılırsanız doğrudan doktora soru sorma şansınız var. Tabii ki hastalık hakkında en son bilgilere erişme şansınız var. Takip edin lütfen. Evet, çünkü tabii. Gönüllülük çerçevesinde yapılan şeyler. O gün doktorumuz 2 saatini, 3 saatini neyse bizlere ayırıyor evet, yani. Evet. Vallahi biz doktorumuzun hakkını ödeyemeyiz Kamil Bey. Gerçekten doktorumuz bizler için kendini adeta feda ediyor. İşte kendisi şey Türkiye'de. Nadir hastalıklar üzerine çalışan bütün doktorlarımızın yaklaşık %80'i, %70'i evet. Allah rızası için yani böyle kendini bu hastalıklara adamış insanlardan oluşuyor. Yani. Evet, çünkü doğru. Bu işte deli işi gibi bir şey yani bunlar bir hastalıklarla evet, evet. Aynen öyle. Allah artık onları korusun bizim. Korusun. Yani, mesela çok güzel bir örnek verdin. Velev ki Nesin Hoca dedi ki ben artık çok yoruldum. Artık hani çok hasta gördüm. Yeter ya ben artık bir nokta koyacağım. Bundan sonra kalan hayatımda resim yapmayı planlıyorum dese. İPFL'e gidecek doktor var mı Ege Üniversitesi'nde? Yok. Böyle durumdayız yani. Evet, evet. O yüzden o da bizleri bırakamıyor. Yok bırakmaz. Bıraktım biz yandık zaten. Ama hakkını ödeyemeyiz yani. De, evet. Pırlanta gibi de ekip yetiştiriyor kendini. Aynen öyle. Bütün arkadaşlar oraya. O solunum testinde olsun. Damla Hanım olsun. Asistan doktorlar olsun. Daha evvel kulakları çınlar Sinem Hanım vardı araştırmada. 10-13 yıl evvel. Damla Hanım'la evvel o olsun. Herkese bizde çok emeği var yani. Gerçekten ismi aklıma gelmeyenler var. Ama hepsi bizde çok emeği var yani. Allah onlara razı olsun hepsine. Hepsinden razı olsun. Peki Turgay Bey, yavaş yavaş sona doğru gelelim. İlk tanıyı alan İPF'lere ne derdiniz? Yani böyle bir hastalık tanısı aldınız. Evet, hiç. Araştırdınız bu hastalık. Ciddi bir hastalık. Evet. Moralinizi bozmayın. İşte ben bir örneğim. Temiz hava alın. 13 yıl. Hem 13 yıl. Beşiktaşlı. Belki Beşiktaşlı olmanın sayesinde mi oldu acaba? Şey mi, hastalık mı onun için oldu? Ben istedim. Öyle diyorum aslında. Niye dersen? Bir yandan da şakasını yapıyorum. Hani, kalp dostu diyorum Beşiktaş. Evet. Niye diyorlar? Abi 1-0 önde ya. Diyorum şimdi bir tane yer nasıl olsa diyorum yani. Zaten şöyle Kamil Bey. Maçları izlerken veya maçta stada da gitsem, televizyonda da izlesem 0-0 iken pek problem yok. Yani heyecan var da problem yok. Ama bir gol attık mı ben artık arkama dönüyorum. Statta da bakamıyorum yani. Eğer dernekte bazen izliyoruz arkadaşlarla. Beraber olduk mu ben hemen çıkıyorum. Çıkıyorum, yollarda yürüyorum. Kulağım orada oluyor falan. Maç bitince geliyorum tekrar. Heyecandan. Belki de yani ondan değil de o belki de yaşamamıza sebep olmuş olabilir. Tabii yani bu yaşamamıza sebep olmuş hayatımızı olabilir. Renkli ve dolu yaşamamız lazım. Niye? Evet. Tek bir hayatımız var. Aynen o hayatımıza öyle. Da sahip çıkalım. Bakın Turgay Bey sahip çıkmış. Evet. Küsebilir de hayata. Ben nasıl olsa öleceğim diyebilir. Tabii. O hayat arkasını dönmemiş. Bizde Kamil Bey temiz havanın çok önemi var. Az evvel söylemiştim yani safra kesesi ameliyat olmuştum, problemli olmuştu doktor. Hakikaten problemli olmuştu. 89 yılında ben o safra ameliyatını olmuştum. İzmir'de ünlü bir doktor, tecrübeli bir doktor da olmuştum. Özel Konak Hastanesi'nde. Şimdi ameliyatta yarım saat falan safra ameliyatı o yıllarda açık ameliyat oluyordu. Benim 4,5 saat sürdü. Ben gecikmeden dolayı çok kötü oldum ben. Falan işte hastanede bir hafta yatacağıma 2 ay hastanede yattım. Ve çıktığımda doktorum dedi iyileştiremedik seni dedi. Ben şeyle diren mi deniliyor? Direnle çıktım. Safra geçirmede. Bir buçuk ayda o şekilde kaldım. Haftada bir kontrola gidiyordum. Doktorum en sonunda dedi ki seni iyileştiremedik yine. Sana dedi bir de temiz hava dedi. 10 gün git dedi. İşte deniz kenarı, çam havası olan bir yere dedi. Ondan sonra ben öyle bir yere gittim. Ondan sonra 10 günlük gittim. Ben inanır mısın
5 adım gidemiyordum yani. Sıkıntı oluyordu, bir şey yiyemiyordum, iştahım yoktu. O temiz havada ben 3 günde değiştim. Değiştim, 10 gün beklemedim. Bir hafta sonra hemen eşimi aldım. Doğru oradan İzmir'e doktoruma. Onun oğlu da doçent de o zaman beraber girmiş. Şimdi tavalesini gördü, profesör olmuş. Neydi o? Cevdet Turul'un oğlu. Ondan sonra ismi aklıma gelmedi. Babası Cevdet Turul'du. Ha, Bülent Bey. Evet, Bülent Turul. Merdivenlerde bizi bir gördü. Tesadüf, sabah erkenden. O çocuk gibi yani, düşünebiliyor musunuz? O zaman doçentti. Bağırıyor baba diye babasına. Su yolcu geldi, iyileşmiş su yolcu. Karşıdan anladı benim iyi olduğumu. Neyse. Sonra diremi çıkardılar falan. İyileştim. Temiz hava gerçekten. Temiz hava. Doktorumuzu istedikleri doktoru uysunlar. Kafalarına hiçbir şey takmasınlar tedavimize. Hiçbir şey takmasınlar. Sanki o hastalıkla. Şimdi benim bir, ben ilk aklıma geldi şimdi ilk o hasta tanı konduğunda işte üzülüyorum falan arkadaşlara. Kanser mesela. Galiba akciğer kanseri. Benden evvelden yani hala hayatta yaşıyor. Ya onu da bırakın, daha enteresan şey söyleyeyim. Yani çok tamam, biz ölümcül bir hastalık tanısı aldık ama bu dünyanın sonu değil. Bir bakıyorsunuz önce gençler, sağlıklı insanlar trafik kazasında ölüyor bizim ülkemizde. Yani. Aynen, tabii. Dünyanın benim evvelsi gün ki çok akışlar üzüldü, önemli bir iş adamıydı arkadaşım. Benden 3 yaşta küçük. Hiçbir şey yokken aniden bir beyin kanaması. İşte 20 gün hastanede yattı. Evvelsi gün kaybettik onu. Çok üzüntü, yani gerçekten çok üzüldüm. Bütün akışlar üzüldü. Önemli bir geceydi. Hiç akılda fikirde olmayan bir şeydi. Az evvel dediğim gibi arkadaşım kanserdi. Görüştüğümüzde dedi ya Turgay dedi, hiç dedi kafana takma. Ben dedi bak dedi kanserim dedi. Ne olacak dedi. Ben onu dedi kim oluyor dedi o kanser dedi. Mahvederim, şöyle yaparım, böyle yaparım dedi. Yani şeyli oldu dedi falan. Tabii dirençli olmak lazım. Takmamak lazım hastalığa. Mücadele yani, etmeye devam edeceğiz. Etmeye ama bilinçli bir şekilde mücadele edeceğiz. Tabii. Hastalığımızı öğreneceğiz. Evet. Tedavimizi aksatmayacağız. Çünkü ilaçlarla iyiyiz. Hastalığımızın kesin tedavisi yok. Evet. Lütfen size kesin tedavi satan ya da ümit eden, yani öyle kişilere denk gelirseniz bilin ki onlar sahtekar. Onlar mutlaka. Tabii. Yok öyle bir şey arkadaşlar. Mutlaka. Uzak durun. Sizi sömürmelerine izin vermeyin. Hayat yaşamaya değer. Bunu dolu dolu yaşamak lazım. Aynen öyle. Kötüyü bırakın, başınıza geldikten sonra çözersiniz onu. Evet. Ama tabii ki bugünden yaşadıklarınız sizin gelecekteki hayat standartınızı da belirleyeceği için yanlış kararlar vermeyin. Doğru kararlar. Gelecek için, geleceğiniz için hayatınıza sahip çıkacak şekilde kararlar verin ki daha uzun Turgay tabii, gibi tabii ki. Yaşam kaliteniz yüksek olsun. Çok haklısınız gerçekten. Yani tıpa güvenmemiz lazım. Doktorumuza güvenmemiz lazım. İyi doktorumuzu bulmamız lazım. Her konuda hangi yani sırf akciğer İPF değil. Bütün hastalıklarla işte böbreğinden olsun, kalbinden olsun araştırmak lazım. En iyi zaten doğru doktorlara, hastaneye gitmek çözüm değil. Evet, doktora ulaşmak çözüm. Aynen evet. Doğru doktora gitmemiz lazım. Hiçbir şeye de kafamıza takmamamız lazım. Evet. Ölümlü dünya. Turgay Bey, sizi yorduk bugün. Çok rica ederim. Ben çok memnun oldum. İnşallah sizin sayenizde diğer arkadaşlarımız aynı İPF'yi paylaştığımız, aynı yaşadığımız bu İPF ile faydamız olmuştur. Moral olmuştur inşallah. Bundan sonra da bu korona hastalığı da inşallah biter de tekrar o toplantıları yaparsınız. Toplantılar benim çok hoşuma gitti. Bir de ben iki defa katılmış oldum. Biliyorsunuz. İki defa geldim. İyi oldu. Çok faydası oldu. Tabii. Gerçekten faydası oldu. Bilgi alıyorsunuz yani. Direkt tabii. Çok iyi oldu. İnşallah bu şey de geçer. Bütün hastalara da şifa dilerim. Evet, hiç kimse kafasına takmasın. İnşallah iyi olur.
13 yılı deviren ve nice 13 yılları devirecek ya da birçok insanı gömecek olan Turgay Bey'e programımıza katıldığı için çok çok teşekkür ediyorum. Yarın yine çok ilginç bir konumuz olacak. Akciğer nakli doktoru Erdal Taşçı hocamız bize akciğer nakli konusunda bilgilendirecek. Sorularınız varsa bize ulaştırabilirsiniz. Mail adresimiz pahssc@gmail.com. WhatsApp numaramız da 555-024-1480. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Hepinize iyi bayramlar diliyoruz. Nefes aldıkça umut var diyoruz. Teşekkür ediyoruz Turgay Bey. Ben teşekkür ederim size Kamil Bey.